Başlayalım Serdar Sarı'da. Derbinin yaralarını sardı mı Beşiktaş? Soru bu aslında kafalarda. Derbiden yara almadı Beşiktaş. Çünkü üzüntüsünü bir kenara bıraktı. Üzülme hakkımız yok denildi. Çünkü TT Arena'daki Sergen Yalçın'ın soyunma odası konuşması şu: Karagümrük maçının hazırlıkları bu soyunma odasında başlamıştır. Birincisi, bu maçı unutarak başladık. Artık her şeyimiz orada. Bu arada hiçbir taktik maktik çalışmadı Beşiktaş Karagümrük maçıyla ilgili. Gerek yok. Enteresan. 2 gün zaten. Zaten son bir aydır taktik idmanları bence birçok takım yapmıyor. Oturtulmuş bir kadro, oturtulmuş bir kurgu vardır. Onu ezberleyin. Devam. Çünkü 2 günde bir taktik değişmez kolay kolay. Aynı şekilde yola devam edeceğiz. Bir tek rakip analizleri vardır. Öyle bir sezon geçiriyoruz. Beşiktaş hazır. Tabii eksik. Kenar yedek kulübesinde kimse yok gene. Gökhan Töre kadrodan çıkarıldı. Montero, sokabileceğiniz oyuncular. Rıdvan, Dorukhan. Çünkü Atiba da cezalı. Yani başladığı 11'li bitirecek bir Beşiktaş olacak. İki geldi, bir gitti ama, değil mi? Evet. Şey yok, Mensah yok. Var. Yok. Kadro da var. Ben var biliyorum. Alındığını biliyorum. Yanlışlıkla da Ben şöyle söyleyeyim. Mensah için Mensah kadroda sezonu olduğunu biliyorum. yani Yanlış bir sezonu kapattı gibi bakıyorlar Mensah. Ha, belki Sergen Hoca mecburiyetten almıştır. Belki de çok tercih edeceği bir isim değil tabii. Değil. Ve asla Sergen Hoca'nın kabahati olarak söylemiyorum. Takımda verim anlamayan tek oyuncu. Bir de Karagümrük maçında bir performans sergiledi Serdar. Onun dışında Sergen Hoca'nın yükseltemediği, uğraştı ama yükseltemediği tek oyuncu. Benim bildiğimde kadro. Bir tabii canım, olsan bile birkaç maç sakatlanmasa son maçların yıldızı olacaktı. Evet, bir kıpırdanması vardı, sakatlandı sonra. Mensah olmadı. Tabii derbi Serdar etkilemedi diyor ama Beşiktaş için önemli çünkü bir kayıp. Çünkü Sergen Hoca şunu söylemiş, onu da ektim. Derbide 3 ihtimal var. Ya yenileceğin, ya yenileceğin, ya berabere kalacak. Bunların hepsi de olağan sonuçlardır. Oynanan futbol olan değil, beğenilmedi. Onu söyleyeyim tabii ki. Ama Sergen Hoca'nın da o gün söylediği gibi hakemle gidemeyiz. Ortada da pek bir oyun yok. Bu sonucu normal karşılıyorlar. Yani her hoca derbileri 3 ihtimali gözle bakar. Burada önemli olan kalan 2 maçın. Yani sonuç olarak birçok travmatik dönemlerde strese girmedi, olumsuz etkilenmedi. O süreçlerden çok iyi çıktı Beşiktaş. Özellikle o milli ara öncesi travmatik olay, PAOK elenmesi, Gençler Birliği, Konya farklı mağlubiyetleri falan. Dedik ki herhalde 4. 5. bitirir sezonu ama şu an lider. Camia içinden de o zaman çok tepki oldu. Herkesten tepki oldu. Çok sert, liyakatsız denildi hocaya. Doğru. Ve ağır eleştiriler var. Tabii canım, bir de çok yakın arkadaşım dediği, dostum dediği insanlar tarafından yapılan eleştirilerdi. Ama arkasından da nasıldı seri? Başakşehir, Kasımpaşa, Fenerbahçe miydi? Öyleydi herhalde. Arada alan ya Erzurum. Yok, 3 maçlık bir seri vardı. O 3 maç oradan 9 puanla çıktı. Hatta oradan 0 puanla çıkar Beşiktaş yorumları da. Ben mesela burada 3 puanla çıkarsa iyi alkışlarım demiştim. 9 puanla çıktı. Bir de orada şey vardı. Söylüyordu ama haklıydın sen. Ha, şey de vardı bir de. 12-15 arası virüs, bir şey virüs falan ya. Vardı, tamam mı? Eksikler vardı takımda yani. 4-5 tane eksik var takımda. Hani moral o bölümde vurmuş. Yaraları iyi sardı Beşiktaş çok... İşte Ilgaz Şınar, peki bu bölümde ne yapacak Beşiktaş? Gerçekten derbi etkilememiş midir siyah beyazları? Derbiyi de analiz etmek lazım kısaca. Ya tabii. Hani şimdi maç bittikten sonra konuştuğumuz bir iki olay var. Beşiktaş'ın oyun kurgusu üstüne ne olabilirdi diye. Hı-hı. Tabii ki bu hep maç bittikten sonra konuşuluyor. Hani bir hafta önce 7-0 yenen Beşiktaş neredeydi sorusu var. Tabii ki derbilerin atmosferi başka ama hani taktiksel anlamda atmosfer da. Atmosfer olarak yani şu Beşiktaş beklenen oyunu oynayamadığı değil. Galatasaray Beşiktaş'ın beklediği oyunu oynatmadı. Öncelikli olarak bu vardı sahada. O noktada da Fatih Terim'in geçen sene Kadıköy'de 1-3 kazandığı Fenerbahçe derbisinin makro değil ama mikro planı resmen işlemiş oldu sahada. Çok oyun planı olarak çok benzerdi. Kullanılan oyuncular farklı tabii haliyle. Birçok oyuncu o kadrodan yoktu. Neydi? Beşiktaş'ın daha doğrusu Galatasaray'ın sahasına yerleşmesine izin vermedi Fatih Terim. Beşiktaş'ı ne zaman kendi sahasına yerleştirirseniz ve Enkudu gibi enstrümanlardan da uzakken Beşiktaş, orada hapse almış olurdunuz. Fatih Terim'in birinci planı buydu. Bu da net olarak işledi. Vida ve Wellington'ı biz hep nerede görüyorduk? Rakip sahaya yerleştiğinde, orta saha çizgisinde görüyorduk. Tabii. Beşiktaş'ı. Bu sefer hep kendi sahalarında kaldılar. Orta sahaya kadar çıkıp top alabildikleri veyahut da basabildikleri çok az pozisyon oldu. Bu Galatasaray'ın oyun planıyla alakalıydı. Ne yaptı? Tamamen Rozier ve Gezal üzerine oyunu yıktı.
Ve bu noktada diğer taraftan zaten En Sakal'a gelecekse gelsin dedi. O bir alınacak bir riskti. O risk de zaten çok büyük bir sıkıntı olarak başını ağrıtmadı. Sergen Yalçın ne yapabilirdi? Esas soru bu. Adem Ljajić, işte Larin'i ve oynarken yani bu şekilde oynarken oyunda acaba İtalya'daki gibi bir tarafta oyun kurucu Gezal, bir tarafta oyun kurucu Adem Ljajić olup merkezi daha sağlam tutabilir miydi? Galatasaray'ın bir kanat baskılı yani bir kanat baskılı şeyini kırıp iki tarafa yayabilir miydi? Onlar tabii biz maç bittikten sonra konuştuğumuz noktalar. Bu sebeptendir ki bir Alanya Spor maçını görmüştüm ben. Beşiktaş'ın bu derece büyük baskı yedi. Çağdaş Atan'ın yapmış olduğu baskı. Bir de bu maçı gördüm. Net baskıdan bahsediyoruz. Yani kapan sonra Beşiktaş'ın üstüne git değildi. Beşiktaş'ı doğrudan o sahaya hapsetmekti. Bir de Jason Fernandez gibi bir ligin yani değeri şimdi anlaşılan bir oyuncu ortaya çıkınca da Galatasaray için galibiyet kaçınılmaz oldu. Ha, Beşiktaş buradan strese girer mi? Girmez. Niçin? Çünkü bir beraberlik bir mağlubiyet hakkı vardı. En olası maçta aldı. Şaşırtıcı olan ne olurdu? Karagümrük maçında veyahut da bir önceki maçta alacak olması olurdu mağlubiyet. O zaman baskı olurdu. O zaman baskı olurdu. Şimdi baskı yok. O hala beraberlik hakkını cebinde tutarak gidiyor bu iki haftaya Beşiktaş. 2'de 2 yaparsa Beşiktaş şaşırmayız herhalde. Yaparsa değil. Yaptı mı? Benim kuşkum yok. Şaka yapmıyorum. Ben bunu sonra alıp bu videoları döndürebilirler olabilir ama futbol yani benim normal şartlarda Beşiktaş 2 maçında alır bence. Bu arada o zaman hiç rakiplerini beklemiyoruz. Açıklamalarını okuma imkanınız oldu mu bilmiyorum. Efendim? Süleyman Orman'ın açıklamalarını yok. Bugün. Ben başkan açıklaması okumuyorum çünkü. Şöyle yok. Ben ama futbola dair güzel açıklamalar. Yani şunu söylüyor. Kalecimiz vakit geçirmeyecek. Evet. Fenerbahçe'nin teşvik primi almadık. Geldiğimiz noktayı anlatmak adına söylüyorum, tamam mı? Şimdi, ya ben Beşiktaş, senin ne demek istediğini anladım. Beşiktaş, Karagümrük'le bir maç yapacak. Fenerbahçe, Sivas'ta oynayacak. Galatasaray, Denizli'yle oynayacak. Hı-hı. Bir başkan çıkıp bu açıklamaları yapma ihtiyacı hissediyor. Ya da böyle bir kamuoyu baskısı var. Biz onu mecbur bırakıyoruz. Net onu söylüyorum. Onu çünkü yani. Ben olsam yapmazdım. Ülkede utanma olmadığı için, arlanmak, utanmak, hicap duymak, rezil olmak gibi duygular söz konusu olmadığı için... Daha önce adam yapılmış ve bunlara bakılmışlar olduğu için önlem alıyor. Hayır Süleyman Urma da bu futbolun... alemin kralıdır. Alemi bilir yani. Her biriminde farklı dönemlerde görev almış bir adam. Yani başkanlıktı, efendim idari menajerliktir, sportif direktörlüktü, spor yazarıydı vesaire. Hepsini bilen bir adam böyle bir açıklamaya mecbur kalıyor. Ha buraya neden geldik? İşte her maçın hakemi açıklandığında hatta hakem açıklanmadan... Bana bunu veremezsin, şu olursa böyle olur. Şimdi hakem açıklandığında bu hakem zaten böyleydi. Maç sonrası hakem senin lehine hata yaptığında bile Allah seni bildiği gibi yapsın hakem laflarından geldiğimiz nokta mesela, bu maalesef. Ersin kardeşimizin maç sonunda Muslera'ya duyduğu saygı, Muslera'nın Ersin'e duyduğu sevgi gibi kavramlardan uzak, utanma, hicap gibi duygulara sahip olmayan insanlar olduğu için iklimimiz bu şekilde. Yani adam diyor ki Hatay... Galatasaray maçından önce Gökhan Zan'la Ömer Erdoğan Galatasaraylıymış. Her sene Rıza Hoca'nın zaten başında bu Beşiktaş'ta olduğu için. Sonrasında da öbür hangi maçtaydı Galatasaraylılar tersini yaptılar. Çağdaş Atan meselesi. Ya. Utanma ayrılanma yok ya. O yüzden o başka bir duygu ya. Başakşehir işte Fenerbahçe, Başakşehir Fenerbahçe maçı. Aykut Kocaman işte Epirjanlı'yı bilerek oynatmadı. İşte Dem Baba'yı bilmem neden kadro dışı bıraktı. İşte İsmail Kartal takım çalışırca başka bir şey. Ne yapsınlar abi? O zaman yani bir büyük takım, şampiyonluğa oynayan takımlarından birinde futbol oynadıysan bu ligde teknik direktörlük yapmayacaksın. Geldiğimiz nokta bu. TFF onları maaşa bağlasın ve kulüplerden kessin maaşlarını. Onlar da hiçbir zaman çalışmasınlar. Yani sapkın bir yapı var. Bak, alt yapılarda geçen gün biliyorsun. Dün akşam ondaki yayında da Ender Bilgin burada verdiğimiz Ömer Faruk Ünal'ın haberini, hakem muhabbetini, Ali Koç. 26 yaşında bir tane hakem. Adı Ali Koç. Kıyamet koptu. Kar yerinden oynadı. Komite görevden alındı. İstanbul grubu görevden alındı. Fax şeyle, maille. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece hala federasyondan bir açıklama yok. Ama çocuk maçı yönetti ama. Ya yönetti de atamayı yapanlar görevden alındı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir ağır saçmalık olur mu? Neymiş? Adamın adı Ali Koç'muş. İsmini değiştirsin ben yani. Onu çözemedim. Hayır. Yani Ali Koç olsa. Ali Koç başkan oldu ya benim hakemliğim bitti. Böyle bir şey olabilir mi ya?